Bugün yaklaşık 10. gün ameliyat sonrası. Bir süre yoğun bakımda takip ettik biliyorsunuz. Daha sonra da servisimizi aldık. Şu an genel durumu gayet iyi. Yiyor, içiyor kollarını da gördü. Çok da mutlu oldu. Babası da zaten eşlik ediyor kendisine. Refakatçisi babası. Herkes gayet mutlu mesut. Ancak ilk 10 gün cerrahi olarak bizim komplikasyonları daha sık gördüğümüz bir 10 gün. Bu açıdan Allah'a şükür bu 10 günü sıkıntısız kurtardık ama tabii sonraki süreçte başka komplikasyonların zamanı başlıyor. Ama şu an için her şey iyi gidiyor. İnşallah gelecek hafta her şey yoluna giderse belki de size daha net bilgiler veririz. Çok mutlu oldu. Tabii 19 yaşında kaza başına gelmiş. Yaklaşık 20-25 yıldır kolsuz hayatını idame ettiriyor. Tabii onun için farklı bir süreç. Ancak hareket ettirdiği zaman ve hissettiği zaman muhtemelen daha çok sahip çıkacaktır ellerine inşallah. Bu beşinci ameliyatımız bizim kol naklimiz. Ancak bunun farkı biraz daha bileğe yakın olması. Bileğe yakın olduğu zaman sonuçları bir miktar daha iyi oluyor. Duyu daha erken ortaya çıkıyor. İnşallah Yavuz'da da duyunun biraz daha erken çıkmasını ümit ediyoruz. Bir, bir buçuk ay içinde. Ben hissedeceğini düşünüyorum açıkçası. Tabi hareket biraz daha uzun sürede geri dönüyor ancak duyu daha önce geri dönüyor dönüyor. Duyu olduğu zaman, hissettiği zaman da muhtemelen kendi kolları olduğunu inancı artacaktır. Evet, o kollarıyla yeni bir hayatta, yeni bir bayram olacak onun için de inşallah. Bundan sonra ailesiyle özgürce çok daha güzel bir hayatı olur. Çok da tatlı iyi insanlar. Her şey onlar için çok iyi olur inşallah. Çok uyumlu bir hasta. Bizim ameliyatlarımızda bu son derece önemli. Bu açıdan zaten çok küçük yaştaki çocuklara yapılamıyor şu etapta bunun idrakını eremedikleri için. Bu anlamda çok önemli bizim için. Çok uyumlu bir hasta. Bu anlamda tabii soruları sizin gibi ne zaman hissedeceğim, ne zaman harekete başlayacak, ne yapmam gerekiyor şeklinde motive sorular soruyor bize. Rümeysa çok aklı başında bir kız. neye Niye ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu çok önemli bu tür hastalar için için bu anlamda 50 tane çift taraflı bekleyen neredeyse hastamız var. Dünyada hem çift taraflı hem tek taraflı yapılıyor ancak Türkiye'de şu an için çift taraflı konulaklığı yapılıyor. Bunun nedeni ne? Tek taraf, tek bir kolunuz olduğu zaman yine hayatınızı idam ettirebiliyorsunuz. Ancak çift olduğu zaman bu ihtiyaç e, bu şekilde olmuyor. Bu anlamda biz çift kol nakillerini ön süreye aldık. Gördüğünüz Rümeysa gibi hastaları onların ihtiyacı daha fazla. Onları eğer bitirebilirsek daha sonra tek taraflı kol nakillerine başlayacak sıra ki tek taraflı ve çift taraflı beraber değerlendirirsek yüzü aşkın bekleyen hasta var. Tabi burada en önemli şey her zaman bunu belirtiyoruz. Canlıdan yapılamıyor bu işlemler. Kadavra çok kıymetli. Ancak maalesef Türkiye'de canlı verici fazla olmakla beraber Türk dünyada ilerideyiz bu anlamda. Ama kadavra bağışlarında maalesef dünyada çok geri ülkelerden bir tanesiyiz.